kendi sevgilim. Ben de Stefan'ı yakından tanıyan biriyim, haberini yapmıştım diye dönerim birlikte. Hatta evine gidenlerden, uzun sohbet edenlerden biriyim. Basında birçok defa benim haberlerimi yer aldım. Kendisini çok seviyordum. Vefat etmeden birkaç gün önce de görüşmüştük. Anısını yaşatmak istediğini söylediniz. Ben bunu nasıl yapabileceğiniz ya da projelerinizle ilgili, mesela evinde çok fazla yarım kalan eser vardı, piyanosu vardı, kişisel eşyaları vardı. Kişisel ama bunları ne yapacaksınız yani? Türkiye'de de var mı? Eyvallah, çok güzel bir soru. Şimdi Paris'teki evimi zaten buraya başlıyor. Orası sanatı. Bir dairesi var bunların Paris merkezde. Oğlumun çok yani yıllarca çaldığı bir piyanosu vardı ve arşiv çalışması vardı. Kayıtlar vardı. Yayınlanmamış kayıtlar var. Bunlar Paris'te şu an ailesi tarafından yani kenarda duruyor. Bu prodüksiyonlar ileride tabii ki çıkacaktır. Yani Stefan Bley'in hiç yayınlanmamış müziklerle, parçalarla, kayıtlarla yaşatmak yıllarca mümkün olacaktır. Yani bu konuda en azından rahat olabiliriz. Yani yayınlanmamış birçok eser var. Mesela örneğin çok dikkatinizi çekecek bir çalışma var. Bu albüm bir daha yayınlanmadı zaten. Viyana'da Avusturya orkestrasıyla Osmanlı Fantezisi çalıyor mesela. Bu çok enteresan bir şey yani. Bu çalışma çıkacaktır tabii ki ister istemez ama bir telif hakkı meselesi var, bir miras meselesi var vesaire vesaire. Yani bunlar biraz zaman alıyor ama bunlar olacaktır tabii ki. Bu işin bir kısmı. İşin diğer kısmı, ya ben açıkça şunu belirtmek istiyorum. Yani çok kaliteli bir belgeselin olması gerekiyor. Çünkü belgeselle siz çok büyük bir kitleye hitap etmiş oluyorsunuz. Yani Türkiye sınırlarını da aşmış oluyorsunuz. Yani şimdi burada Stefan Bey'le sadece Türkiye ile sınırlı kalmaması gerekiyor. Stefan Bey bütün Müslüman coğrafyalarda tanınması gereken bir insandır. Çünkü o bir Filistin dostudur. Sadece Filistin dostu değil, Türkiye dostudur. Yani gerçekten yani bu konuda sıradan bir insan değil. Yani bu sadece bir Türkiye, Osmanlı, Filistin mevzusu değil. Yani gerçekten bir Müslüman dostudur. Yani vefatından önce TRT ile imzaladığı bir seri program var. İslamofobiye karşı sunacağı programları vardı mesela. Yani dolayısıyla Müslüman dünyasında tanınması gerekiyor diye düşünüyorum. Belgesel olarak çıkarsa birçok dile çevrilebilir yani mesela bu örnektir. Yani şimdi bunlar ayrıca Diyo döneminde yani Stefan Bey ile beraber kaydettikleri bir albüm var. İstanbul adında bir albüm. Bu da sanırım yakın bir zamanda çıkacaktır. Bunun gibi çalışmalar olacak tabii ki zaman içerisinde. Effectivement, nous avons travaillé à la création d'un album, lui au piano, moi au texte et à la voix, Istanbul, et c'était l'idée, on a réalisé cet album ici. Bon, effectivement, une fois que Stéphane est parti, on était en état de sidération, on a discuté aussi avec son fils pour savoir si c'était le moment ou non de sortir cet album, et puis... Finalement, on va le sortir dans quelques semaines. Et ça sera l'occasion pour vous de découvrir un petit peu toute sa palette et son étendue, parce que même dans le genre musical, Stéphane était un aventurier. Il allait sur des terrains extraordinaires. Et puis pour moi, ça a été un vrai plaisir. Donc, il a aussi enregistré ici dans les studios à Cap-d'Agueil. Je ne sais pas combien de musique. Et donc je pense qu'avec son fils, il y aura un calendrier pour que chacun puisse écouter son œuvre qui était extraordinaire. En vieillissant, les pianistes parfois perdent un peu en dextérité, mais lui, il avait gagné dans sa profondeur d'inspiration. Il devenait de plus en plus profond et son œuvre s'en ressentait largement.
Une personnalité comme Stéphane, on ne pouvait pas être indifférent à Stéphane. Et je pense qu'il continuera à vivre longtemps à travers cet être collectif. Ce n'est que le début. Et je crois qu'il va inspirer beaucoup de personnes. D'ailleurs, même tu m'as dit que des artistes qui sont dans tout autre registre pourraient même reprendre. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose à ce propos. Ah oui, bien sûr, ça, c'est clair. Tu veux que j'en avance, Şunu söylüyorum Muhittin, şeyi soruyor, yani başka atışına gelin, yani sıra dışı çalışmalar da olabilir, tabii ki olabilir. Yani cesaretli hip hopçular, rap parçası kaydedebilir, rock parçası söyleyebilir, yani klasik müzikle sınırlı kalmamak lazım. Şunu söylemek istiyorum, Stefan Bülent şunu hep söylerdi, haklı olarak tabii ki. Klasik müzik sanatçısıyım diyordu ama klasik manada hiç hayatım klasik değil. Yani dolayısıyla ben tabii ki isterim 300 küsür beste var sonuçta. Bu 300 küsür beste tabii ki sadece piyano ile değil, orkestra ile değil, modern bir şekilde de yani icra edilebilir. Yani yeteri kadar malzeme var yani. Onun için söyleyeceklerim bunlar. Başka sorular varsa.